siz tabii biz Sumru Hanım'la ilgili konuşuyoruz iddiaları ama evet. siz de dediniz ki benim de Sumru'yla ilgili söyleyeceklerim var. Benim de ağzım ondan yandı diye iddia ettiniz. Evet. Siz neler yaşadınız? İşte biz de... Sizin de mutlu bir evliliğiniz mut, mi vardı? Çok mutlu bir evliliğimiz vardı gerçekten. Eşimle çok mutluyduk. Kaç yıllık böyle, evlisiniz Saliha Hanım? Biz 11 yıllık evliyiz. 11 yıllık maşallah evet, evlisiniz. İkimiz birbirimize hep aşkım, güzelim, bir tanem diye hitap ederdik. Gerçekte. Aşkım, bir tanem diye mi sesleniyordunuz? Evet o bana dinleyici? aşkım derdi, minik kuşum derdi. Öyleydi. Ha, böyle güzel sözlerle iltifat eden bir adam. Evet. Peki sonra siz bu Sumru'yla ne oldu? Nasıl hayatınıza girdi bu kadın? İşte çocuklarımız arkadaştı onun çocuğuyla benim oğlum. Aynı okuldalar. Aynı okulda aynı, aynı sınıftalardı galiba. Ha, çocuklarınız arkadaştı. Evet. İşte onların arkadaştı benim oğlum onun evine gitmeye başladı. Hı hı. Arkadaş oğlu götürüyordu. Seviyordu oğlum. Seviyordu Sonra evet. Oynuyor. O, beraber oynuyorlardı. Benim oğlum bir iki defa gelmedi eve. Anne ben burada kalayım. Kaç falan yaşında oldu? O zamanlar 13-14 yaşında. Hı hı. Bir gün iki gün gelmedi. Eşim dedi ki çocuğu dedi bırakma dedi başına bir şey falan. Doğru söylemiş. De. Evet. Ben de dedim şu, bu kadın nasıl birisi diye bir tanışayım dedim gideyim dedim. Gittim baktım böyle el ayağı düzgün temiz iyi. Güzel birisi. bir kadın mı gördünüz ilk? Güzel bir kadın evet. Güzel miydi Gülseren Hanım pek güzel değil dedi. Benim için güzel değil. Güzel değil mi o kadar? Benim el ayağı. <laughs> Sizin <gülüyor> elay, için güzel. El ayağı. Şimdi kötü ben gördüm Gülseren pek de fena değil. Alıp yani öyle bir şey hani şallar giyiyorlar ya evet. öyle uzun bir bluz hırka giyiyor. Saçını böyle şuraya top Bir tuhaf. Evet, evet öyle ben. Şık görmedim ki hiç o kadını. Güzel desem. Ha kadın güzeldir kendine bakmayınca Çirkin kadın vardır ama bir bakarsa güzel olur. Ben öyle gördüğüm için benim gözümde çirkin görünüyor. de o <laughs> kızgın gözle görünce o, Yo, o, o da ona çirkin gelmiş. Şimdi Avukat bakın o zaman iki tane oldu. ortak şeyi bulacağız birazdan. Evet. Sizin de evinize geldi. Sizin de öyle değil mi Salih Hanım? Evet. Evimizde Aslında... geldi. Arkadaş olduk. Evet. evet. Eslacığım ben... biz bu iki mağduru yan yana oturtalım. <laughs> böyle yan yanlarına oturayım. <laughs> hadi, olur. hadi buyurun siz böyle. Geldim Benim yeni çorba içmeye geldiler. Eşimin zoruyla geldi. Eşimin zoruyla kabul ettim. Şimdi, o gün çocuklarını karnını doyurduk gönderdim. Bak şimdi işte iyilik ya bazen de iyilik yapmak çok iyi bir evet. şey değil mi acaba? Hep İyiliğimizi de, sevgimizi de, güvenimizi de akıllıca yapacağız. Bazen çünkü işin altından negatif şeyler evet. e, çıkabiliyor. Yani bazıları iyiliğimizi kötüye kullanabiliyor. İyiliği bile dikkatli e yapacak olduk. Şey Peki, mi? Gülseren Hanımcığım, şu Saliha Hanım bir anlatsın. Tamam. Çünkü e, eşi demiş ki, ya çocuğu yalnız hep gidiyor, bu kadın kimdir? Evet. Diye Biz siz tanıştınız bakayım, o kadınla. Kimdir? Evet, tanıştık. Eli yüzü düzgün bir kadındı. Evet, evime geldi, işte tanıştık. Ne iş yapıyorsun Sumru Hanım dedim şey dedi, ben dedi adliyede dedi öğrenciyim dedi. Öğrenciymiş mi? Evet, de, genç... hukuk okuyormuş. Aa. Hukuk okuyorum dedi, iyi dedim neyse böyle arkadaşlığımız devam etti. Bir gün pikniğe gittik, onu da aldık çocuklarıyla falan. Arkadaşlar çocuklarımız. Eşi yok olarak mı biliyorsun? Eşi, eşi var, Şimdi sordum, eşinin hapiste olduğunu söyledi bize. Aa. Evet. Böyle anlattı cezaevinde. Evet cezaevinde dedi. dedi. Biz de öyle Arkadaş olduk, pikniklere Sanırım gittik, hala geldik, geldik. evet, bir gün kamp yapıyoruz biz ailecik, neyse, kız kardeşim geldi çocuklarıyla, kamp yapıyorduk, bir, bir gece yattık da deniz kenarında, eşim birden hadi yine de gidiyoruz dedi ama eşim deniz kenarında oturuyor böyle ayrı Bu boyuna telefonlara bakıyor. Ha. Normalde geldik. bakmaz mı o kadar telefonuna? Bakmaz, şüphelendim. Ha. bak. Şimdi hemen bunu söyleyeyim. Eşiniz telefonuyla çok oynamaya ve gizlemeye başladıysa evet. dikkat. 24 Sonra... saat mesaj gelirdi benim eşime. Bak bak saniye. Şüphelendi. Eşim eve geldi. Evet. Aniden ben dedi bir yere gideceğim dedi. Nereye gidiyormuş? De... Bu hep size düşkün aşkım böceğim diye. İşin var dedi. Kampı yarıda mı kestiniz? Evet yarıda kestik. döndük. Evet. Ben eşimin bizim bir de tabletimiz var. Eşime gelen mesajlar oraya da geliyor nasıl olsa. Oh. Bir açtım okudum acil gel apartlarım elden gidiyor Doğan. Aa kimden gelmiş mesaj? Sumru'dan. Aa bir dakika siz Sumru'yla mesajlaştığını biliyor muydunuz? Bilmiyordum ki. Onların birbirlerinin telefonunu aldığını biliyor muydunuz? Onu da bilmiyordum. Acil gel diye çağırıyor. Acil bir gel. Aynı Bak ihtiyaçlarını geliyordu. söylüyor görüyor musunuz? Evet. Bana esna. ihtiyacım var diyor. A, eşimi daha, eşim daha sonra anlatıyor tabii. Eşim o anda bir bankanın önüne götürüyor. Evet. Bankadan e, eşim diyor ki bana kredi çeker misin? Benim e. borcum var apartlarım elimden gidiyor. Ne apartı varmış? Apartı varmış Antalya'da ben bilmiyorum. E ne oldu bu okuyordu hukuk öğrencisiydi. Bilmiyorum. Nereden bilmiyorum. apartı oldu? Ben Bak yine kredi çektiriyor görüyor musun? Evet Üç elinden çocuk. tutuyor. Var, da okuyor. Evet. Valla elinden tutuyor zorla bankaya sokuyor. Eşim diyor de bana. Bir de eline tutup gidiyor hadi evet. ben kredi e çekelim kendim diyor. Eşim kendi anlattı bunu bana. Sizin iddianız ama Benim olarak iddiam. söylüyoruz. Evet. Peki gittiler kredi çekiyor. Ne kadar kredi çekmişler? 10 bin lira kredi çekmişler. Demişler ben zamanlar bir anlatımasa ne diyor? Ben ne niye kredi çektiğini nasıl söylüyor? Ne diyor? İşte bana o zamanlar işte apartların elden gideceğini paraya ihtiyaç olduğunu söylüyor ilk defa. Yardım çağrısında bulunuyor. Evet, ha yardım çağrısında bulunuyor. İşte bu böyle. Eşiniz o dönem anlattı mı size bu işte senin arkadaşın bize geliyor çocuklarımız arkadaş ama para istiyor benden dedi mi? İşte o zaman söyledi ben çekme dedim ama çekmiş vermiş. Ha bir dakika. İlk başta. o zaman haberiniz var. Evet, yani sizin sonra arkadaşınız. Söyledi. Ha inandım ben ilk başta. Peki siz şüphelenmediniz mi ya? Benim arkadaşım geliyor benim kocamdan para istese ben yani sen niye benim eşime mesaj atıyorsun e, iyi, derim. İyi niyetliyiz kötü düşünmedik. Arkadaşızız. Esra Hanım ilk başta kötü düşünmedim gerçekten. Aynen ben de düşünmedim. Peki. Büyük ya hani babam diyor ya. Diyor ha, abi yani de, diyor eşime. Ama diyor, diyor ki şey olmasın diyor. Diye. Doğun abi, Doğan abi der eşime. Salih Hanım duygusal Efendim? ilişkiyi ne zaman hissettiniz? Ya ben duygusal ilişki aralarında olduğunu düşünmüyorum. Ha size Kadının... göre duygusal ilişki yok aralarında. Ne yok. ilişkisi var? Para alışverişi. E niye, bir kaldırma, kad... niye bir adam para versin bir tan şey kadına? Ya, kendini ya acındırıyor. Şey olmaz. Sonra kendini acındırmaya başladı. Bir Ama yine... bir şey söyleyeceğim. Siz ha. dün teleferiğe bindiler dediniz. Evet onları da yaptılar. E niye teleferiğe biniyor? Alışverişler yaptı dedi. Ya biniyor. yaptılar. E sen, ben haşırsın. tekrar olur mu? Tekrar bunun mesajlarını yakaladım. Artık şüphelenmeye başladım. Bu dedim eşim sözleşecek. Bitirecek bizi. Eşim baktım mesajlar yazmış. Ne yazmış? E i̇şte yine gel kahve içelim. Sabahları çağırıyor. Evet sabahları benim eşim Oo. de çağırıyor. Bak bunu kahve Emeğe içelim çay şey içelim. Bakın bir şey söyleyeceğim Emec... kadınlar. İletişim varsa aldatma vardır. Evet. İlla biz başka pozisyonda evet. mı yakalayacağız? Burada ona gel bilmem ne isteklerini söylüyor, mayo alıyor, denize evet. giriyor. E Daha ne yapsın adam? Evet. Sekizde i̇şte... gider, dokuzda gelir, geç Aynı. Gider, gece gider, bir de gelir. Herhalde eşiniz inkar etmiş değil mi? Efendim? İnkar etti diye siz ilişkisi yok diyorsunuz. Anlayamadım. Hayır, eşiniz herhalde size inkar etti ilişkisi olduğunu. ilişkim yok mu diyor size? İlişkim yok dedi eşim bana, evet. İnandınız mı? İnandım vallahi inandım. ben inanmıyorum artık Ay. ya da inanmak istedim. verdiği paraların karşılığı mutlaka eşimle beraber olmuştur bu kadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.